Gazilli şehir merkezinde bulunuyoruz. Şimdi vatandaşlarımıza uzaylılar hakkında ne düşündüklerini, uzaylıların var olup olmadığı hakkında çeşitli sorular yönlendireceğiz. Bakalım vatandaşlarımız uzaylılar hakkında neler düşünüyorlarmış, hep birlikte öğrenelim. Efendim, siz uzaylıların varlığına inanıyor musunuz? Evet, inanıyorum. İnanıyorsunuz. Peki uzaylıları gördüğünüzde sormak istediğiniz ilk soru onlara ne olur? Yani ne sormak istersiniz uzaylılara? Yani orası nasıl bir yer diye sorabilirdim yani. Ha, nerede yaşıyorlar diye, evet, sormak istersiniz. Evet. Peki uzaylılar bizden zeki diyorlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Uzaylılar bizden zeki mi? Evet. Zeki, evet, olduklarını, evet, düşünüyorsunuz. Aynen. Peki uzaylıların teknolojisi bizden ileri seviyedeymiş, yani bizden gelişmiş bir teknolojiye sahipler. Peki bu kadar geliştiklerine rağmen neden dünyadaki olayları daha rahat sezemiyorlar, yani dünyaya müdahale edemiyorlar? Vallahi orası dediğiniz gibi, orası valla bazı muallak mı? Aynen, az olabilirdi yani. Yani neden müdahale ettikleri hakkında bir fikriniz yok. Fikrim yok yani orası. Peki UFO gördünüz mü ya da duydunuz mu? UFO'nun ne olduğu hakkında bir bilginiz var mı? Görmedim. Uzaylılar hakkında bir röportaj yapıyoruz, uzaylıların varlığı hakkında. Siz uzaylıların var olduğuna inanıyor musunuz? Şimdi bu iki ihtimal. Ya var ya yok. Ama büyük olasılıkla var olduklarına inanıyorum. İnanıyorsunuz. Peki uzaylıları görseniz onlara soracağınız ilk soru ne olur? Uzay mı daha yaşam seviyesi iyi, dünya mı daha iyi? Hı. Yani uzaylı olmasalardı dünyalı olmak isterler miydi? Değişik bir soruymuş. Yani. Peki uzaylılar bizden zeki diyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben insanoğlundan daha zeki bir varlık tanımıyorum. Yani insanlar onlardan daha olamaz. Zeki. Olamaz. Niye olamaz yani? Şimdi ben bir emekli eğiticiyim. Ortaokul müdürü emeklisiyim. Şu anda Fahri Terakkivatçıyım. Şimdi bu insan zekası, uzaylı değil, insan zekasından bahsediyorum. Bu insan zekası ne yapıyor? Bir robot yapıyor. Robot. Bu robot insanın beynini ameliyat ediyor. Hadi bir uzaylı çıksın da aynı şey yapsın bakalım, görelim. Hadi yapsın. Bak ne diyorum, insan zekası yapmadığı şey yok. Yani diğer bir deyişle ölümden başka her şeyin çaresini insan zekası çözüyor, hallediyor. Ama şimdi uzaylı var deniyoruz. Efendime söyleyeyim işte uzay aracının kimileri gördü mü diyor, biliyor musun? Yani bir uzaylı o medeni cesaretini gösterip de hani nasıl tür bir varlık olduğunu kesin olarak bilen yok. Ama Amerika'da bunun üzerine yoğunlaşan, yani uzaylı araştırması yapan kurumlar var, kuruluşlar var Amerika'da. Adam sırf o iş üzerine eğilmiş, uzaylıları takip ediyor devamlı. Bizde öyle bir şey yok, yani bizim uzaylıyla ilgimiz olamaz. Ama diyorum ki insan zekası, bak ölümden başka her şey çözüyor. İnsanın ömrü dursa diyor, 100 yaşın üzerinde insan yaşıyor şimdi. Nasıl? Hücre yenilemesi sayesinde. Hücreleri yenilendiği zaman insanoğlu ne yapar? 50-60'da kalmaz. 115, 120, 150 hatta 200'e daha çıkacağı söyleniyor. İnsan zekasının bu ürünüdür bence. Peki UFO gördünüz mü ya da UFO nasıl bir şey biliyor ya, musunuz? Hayır, şimdi biz UFO'yu elips şeklinde bir gökyüzünde boşlukta gezen bir cisim olarak görüyoruz. Ama UFO'nu ele geçirip de efendime söyleyeyim, UFO nasıl bir içerik? Nasıl bir içerik? Efendime söyleyeyim, neye benziyor? Ama bazen hani zaman içerisinde televizyonlarda kısmen gösteriyor, bir tarlaya inmiş. Efendime söyleyeyim, o UFO'nun ayak izlerini hani bir araba çamura battığı zaman o lastik tekerin izleri olur ya, aynı o biçimde tarlayı tıraşlamış. Geçmiş. Yani yeşillikler varmış. Oraya mesela buğday ekmiş, arpa ekmiş kişi. Efendime söyleyeyim, o UFO denen araçta gelmiş, oraya konmuş.
Kimi tarafı yıpranmış, kesilmiş, kimi tarafı olduğu gibi duruyor. Yani buraya bir uzay aracı, UFO inmiş deniliyor. Ama deniliyor yani, hep miş'den muş'dan şey yapılıyor, geçiliyor. Yani insanı bu tedirgin ediyor yani. Şimdi bazı insanlar var ki ya uzaylılar. Ya şimdi bunun ne varlığından ne yokluğundan bir haberiz. Yani bir somut elimizde, elle tutulur, gözle görülür bir delil yok. Ama var olduğu inancındayız veya kendi kendimizi aldatıyoruz var diyerek. Öyle zannediyoruz. Yani. Şimdi var da neyi çıkmıyorlar? İnsanın tam Mars'a gidiyor, Jüpiter'e gidiyor, Neptün'e gidiyor, şuraya gidiyor, buraya gidiyor. Yani bir sürü gezegende yaşayanlar var, yaşamayanlar var. Mesela Ay yıllarca dilimizden düşmedi. Ay'da hayat var mı yok mu? Su var mı yok mu? Bilmem ne var mı yok mu? Şimdi fethedildi. Apollo'lar gitti. Hatta Türk uzay insanları da gittiler. Efendime söyleyeyim. Balayını orada geçirmek isteyen yıllar sonra oraya yatırım yapıp da efendime söyleyeyim Ay'da balayı yapacaklar da çıktı. Televizyonlarda da bunlar da duyuldu. Ama şimdi bu uzaylılar bir meçhul bence bir şey. Yani ben vardır diye düşüneyim ama şöyle aklı selimle bir şey demiş ama ya var da niye meydanda değil diye kendi kendimi yiyorum bitiriyorum bir de. O da çıkabilir. Olmayabilir de diyorum hani. Ama bunu hani bence zaman bir çözecek. İki insan zekası çözecek bunu. Anlatabiliyor muyum? Yani insanların beynini daha çok fazla yıpratmanın, efendime söyleyeyim, daha fazla meraka insanı sarmanın da bence hiçbir anlamı yok. Siz uzaylıların varlığını düşünüyor musunuz? Uzaylılar var mı? Yaşıyorlar mı? Bizi takip ediyorlar mı? Bence uzaylı var. Ama nereden biliyorum ben? Nazilli uzun çarşıya geliyorum, bilet satıyorum, gidiyorum eve, yemeği yiyorum, yatıyorum. Ama yuvarlak masa toplantılarında o bilir kişiler var. Onların konuştuklarına göre uzaylı var. Var, inanıyorsunuz. Evet, inanıyorum. İnanıyorum. Peki UFO gördünüz mü ya da UFO ne, onun hakkında bir bilginiz var mı? UFO bizim uçaklar gibi döner, yuvarlak bir uçak o da. Bir uçak, UFO dedikleri uçak o ama olarak anında kaybolabiliyor yani. Bizim uçaklar gibi değil. Görünmezliği olan bir şey. Ona da inanıyorum. Vardır. Ona da inanıyorsunuz. Vardır. Peki gördünüz mü? Vardır, hayır. Görmediniz işte, görmedim. Ama inanıyorsunuz. İnanıyorum. Var olduğuna inanıyorum. Bu da güzel bir şey. Peki uzaylılar bizden zeki diyorlar. Yani bizim beynimizden daha kuvvetli bir zekaya sahiplermiş. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben zannetmiyorum. İnsanoğlundan uzaylının daha şey olduğunu, daha akıllı olduğunu zannetmiyorum. Ama belki de orada daha teknik vardır, daha yüksek teknik vardır. Belli olmaz. Nereden görmedik bilmiyoruz yani. O yüzden ama insanoğlu uzaylılardan daha üstün gibi görüyorum ben. Öyle. Bence düşüncem bu benim yani. Uzaya giden insan, onlar kim bilir nerede? Onlar inebiliyorlar. Eğer varsa İnebiliyorlar, bizim buraya inebiliyorlar ama bizimkiler oraya gidemez yani, gidemiyorlar yani. Daha orada yeni mı? Uzay yolculuğumuz yeni başlıyor tabii, diyebiliriz. Tabii yani. Tabii. Peki uzaylılar bizimle bağlantı kurmaya çalışıyorlar mı sizce? Yani bizimle iletişime geçmek isterler mi ya da istiyorlar mı? Bazı yerlerde, bazı memleketlerde haberlerde mesela UFO görüldü diyor. Çıktı birisi geldi, işte yuvarlak kafalı, uzun burunlu, gözleri büyük gibi tarifler var. O tarif ediyorlar yani, bizde konuşmaya geldi, biz kaçtık diyor adam. Kadın, erkek mesela, biz kaçtık diyor, bizimle konuşmaya geldi. Bize bir şeyler söyleyecek miydi, soracak mıydı gibisine, biz kaçtık diyor, görmedik bir daha diyor. O anda gördük diyorlar yani, konuşmalar da böyle geçiyor. Mesela diyelim Kocaeli'de, İstanbul'da yahut başka bir yerde. Bunlar gördük diyorlar yani. Ama onların doğru veya yalan, ben görmedim. Peki uzaylılar bizden ileri teknolojiye sahiplermiş. Bu ileri teknolojiye sahip oldukları halde neden dünyaya hala gelmediler ya da neden bizim hayatımıza müdahale etmiyorlar? Çok kalabalık buluyorlar. Burasını. Ya aptal buluyorlar insanları. Boşver ya diyorlar, bunlarla mı uğraşacağız? Teknik olarak biz bunlara karışalım ama bizden üstün olmalılar. Şunu yapmalılar, bunu yapmalılar. Her şey bakıyorlar, görüyorlar. Biz bunlardan üstünüz. Biz tamamen makineye geçmiş durumdayız. Bunlar hala şey yapıyor.
ekim biçiyor, ekmek yemek için şunları yapıyor. Belki onlarda ekmek de yok. Herhangi bir hap atıyor gidiyor yani. Onunla bitiriyor bütün 24 saat. Bunlar hala ekim biçiyor, orasını burasını. Biz bunlarla uğraşmayalım diyorlardır yani, bilmiyorum gereken. Tabii benim düşüncem o. Yani onlar bizden üstün gibi mi, ama gene de insanoğlu onlardan üstündür. Tabii insanoğlu ondan üstündür. Peki bizi bir gün hani alıp da götürürler habersiz, kimseden haberi olmadan mesela. Sizi alıp götürdüler diyelim. Öyle bir şey olabilir mi? Aman işte diyorum ya sana, ben yazın. Şimdi bak Mayıs. Mayıs'ta ben yukarıda Taraça'da yatıyorum. Ranzan var, koyuyorum üstüne bir yatak. Orada yatıyorum. Şimdi uzay şeylere bakıyorum, yıldızlara. Ya şimdi birisi gelir alır mı beni? Buradan iner mi? Ben gidinceye kadar ölür müyüm? Yoksa ölmezsem bile korkudan ölürüm. Ölmezsem bile beni götürecekleri yer ne olacak bilmem. Bunları düşünüyorum tabii. Düşünmez miyim hiç? Düşün, ne yaparsın? Hiçbir şey yapamazsın onlara. Hiçbir şey yapamazsın. Korkudan hiçbir şey yapamazsın. Alıp götürür. Ya ölürüz ya da artık. Alır götürür, gene getirir mi? Şimdi geldikten sonra ben bunu insanlara, buradakilere anlatsam. İnanırlar. Kim inanır, kim inanır? Atıyor der. Uzaylılara inanıyorum. Ne yönden inanıyorum? Çünkü doğada da bir yukarıda da insanların olduğu gibi yaşayan bir varlıklar vardır. İllaki vardır. Astroformumuzda görünüyor mu görünmüyor onu da bilmiyorum. Ama benim tek merak ettiğim, biz onlara uzaylı diyoruz. Emin olun onlar da bizi uzaylı diyorlardır. Ha, onlar da bizi yabancı karşılıyorlar. Tabii onlar da bizi uzaylı diyorlar. Yani bir ırk mezhep ayrımcılığı var mıdır bilmiyorum onlarda da. Var mıdır böyle Türkçülük, Kürtçülük muhabbetleri, onu hiç bilmiyorum. Enteresan olay çiğ de ne? Uzaylılar vardır ama ne teoriye göre vardır? Hangi teoriye göre? Mesela Babil'deki önceki Mısırlar diyor ki piramitlerin yapılmasına diyor uzaylıların da diyor desteği olmuştur diyor. Yani daha tarihleri bilinmiyor piramitlerin. Kim yaptığını da bilinmiyor. Üstündeki yazılar hiçbir şekilde okunmuyor ve hiçbir şekilde açıklaması yapılmıyor. Yani o da bir teoridir. Hep de dikkat ettiğim bir konu var. Hiç bizim Türkiye'mize görünmüyor. Hep Avrupa ülkelerinde görünüyor bu uzaylılar. Siz hiç görmediniz Türkiye'de? Ben hiç görmedim ama olduklarına inanıyorum. Sonuçta onlar da bir yaşam birim sınıfıdır. Peki uzaylı görseniz, uzaylıya soracağınız ilk soru ne olur? Derim Mars'ta hayat nasıl diye sorarım. Orada yaşam var mı? Orada yaşam var mı? Ki zaten gittiler yeni, yani gidişler başladı tabii şu ki. Anda. Yani daha önceden de 90 bir Gaziantep'in bir köyünde yanlış hatırlamıyorsam bir hoca varmış. Hoca diyormuş ki ya işte aydan arsa satıyormuş yani. Arsa satıyor. Evet. Uzaylılar. Evet. Ha, bu da değişik bir bilgi oldu bizim için. Evet öyleymiş yani. Peki uzaylılar bizimle bağlantı kurmaya çalışıyor mu sizce? Ya bence biz o kadar kötü bir insanız ki bizden hiç kimse yani kurmazlar. Neden böyle bir düşünceye kapıldınız? Niye öyle bir, ya dünya sistemine, ekolojik sistemine bakarsan doğaya zarar verenler hep insanlar. İnsanlara zarar veren de insanlar. O kadar kötü varlıklarız ki yani bize bile görükmek istemiyorlar. Bizden çekiniyorlar diyorsun. Çekiniyorlar. Bence korkuyorlar ama ilk gördüğüm zaman da elini sıkmak isterim yani. Bu da değişik bir şey oldu. Peki uzaylılar insan kılığına girerek bizim aramızda dolaşıyorlar mıdır yani? Ya teknolojisi kuvvetlidir. Bizden ışık hızına kaç bin. Dolaşıyorlardır ya, niye olmasın ki? Bu da bir varsayım olsun. Yani hani tipleri bizden farklı diyorlar, işte gözleri büyük, kafaları iriymiş falan, bunlar sizce ayırt eden bir şey olur mu? Ya da gördüğünüzde yadırgar mısınız? Ha niye yadırgayım ki? Ama ben yalnız Amerikan filmleri bu olayları çok abartıyor. Aşırı bir şekilde abartıveriyor. Yani hiçbir şekilde göründükleri gibi değil olduğunu inanıyorum ben. Siz uzaylıların varlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Öyle bir şey olduğuna inanmıyorum yani. Ha, uzaylılara inanmıyor. Yok öyle bir şey bence. Peki bu görüyorlar işte UFO'lar geçti bilmem işte uzaylılar indi, araştırmalar yaptık üzerinde falan diyorlar. Bu konuda bir fikriniz var mı? Onun için hiçbir fikrim yok ama bence halüsinasyon görüyor onlar bence. Ha, hayal gibi bir şey diyorsunuz. Bence de. Peki bunlar yani bu uzaylılar bizden zeki diyorlar yani. Bizim beyin gücümüzden daha zeki bir beyin gücüne sahiplermiş. Sizce öyle bir şey bulunuyor mudur yani onlarda? Bence Mustafa Topaloğlu ne kadar... ne kadarsa onlar da o kadar bence diyorsun. Bence de. Peki uzaylıları göreceğiniz zaman hani oldu ki varsayalım biz onları. Görürseniz ilk soracağınız soru ne olur? Bir uzaylı gördünüz mesela ne sorarsınız? İnan şu an aklıma hiçbir şey gelmiyor ama bence hava su orada
Nasıl? Hava su durumu. Elektrik su ödüyor yani musunuz? Böyle esprili bir şey olabilir herhalde. Peki uzaylılar insan kılığına girerek bizim aramızda dolaşıyor olabilirler mi? Şimdi inanmadığım için yani olabilir de bilmiyorum valla. Yani bir gün görseniz şaşırır mısınız böyle iri kafalı, büyük gözlü bir şaşırırım. İnsan varlığı? Ki korkarım da. Korkarsınız. Yani. Peki bir gün sizi alıp götürseler mesela. Hani evinizde oturuyorsunuz televizyon başında. Sizi aldılar, ışınlayıp götürdüler. Korkar mısınız? Nasıl bir duyguda hissedersiniz kendinizi? Tabii ki korkarım. Heyecanlı olur bence herhalde. Değişik bir macera. Yani. Geri gelmek ister misiniz peki Türkiye'ye? Tabii ki. Tabii yani ki. Vatanımdan ayrılmam dersin. Yani tabii ki. Yani onlar orada kalsın, biz burada iyi izliyorsunuz. Onlar yerinde kalsın, biz yerimizde kalalım. Siz uzaylıların varlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum? Uzaylılar tabii ki bizden hariç, dünyadan hariç, insanlıktan hariç bir yaşam var. Ama kimsenin bilgisinin bir bilgisi yok. Biz de o kadar biliyoruz. Yani siz inanıyor musunuz varlığına? İnanıyorum. İnanıyorsunuz. Evet. Peki UFO gördünüz mü hiç hayatınızda? Hayır. UFO nedir? Hayır, görmedim. Bilmiyorum. Görmediniz. Peki uzaylıları görecek olsanız ilk soracağınız soru ne olur uzaylıya? Hoş geldiniz dünyaya olur. Yani bunu mu diyeceksiniz? Ta uzaydan gelmiş adam. Siz nerelerde saklanıyorsunuz bu kadar? Nerelerdesiniz derim yani. Değişik bir şey. Peki uzaylılar bizden zeki mi? Zeki olduklarını söylüyorlar. Siz bu konuda ne düşünürsünüz? Bu dünyadaki bunca insanın onları bu zamana kadar bulamadıklarını varsayarsak ben onların bizden çok zeki olduklarına inanıyorum. İnanıyorsun. Evet. Yani zekidirler bizden. Kesinlikle. Peki uzaylılar ileri teknolojiye sahipmiş. Bu ileri teknolojileri olduğu halde neden dünya sorunlarına çözüm bulamıyorlar ya da bulmak mı istemiyorlar? Onlar dünyayı bence yok etmeye çalışıyorlar. Kendi varlıklarını dünya yok olduktan sonra sürdürecekler. Yani dünyayı yok edip kendi ülkelerini buraya inşa edecekler. Kesinlikle öyledir. Öyle düşünüyorsunuz. Evet. Değişik. Peki uzaylılar insan kılığına girip aramızda dolaşırlar mı? Yani uzaylılar insan kılığına girip aramızda dolaşacaklarını sanmıyorum. Onlar biz yok olduktan sonra gelecekleri için kendi kafalarına göre kendileri gezecekler. Kendi içlerinde birbirleriyle görüşecekler. Öyle düşünüyorum. Yani biz olmayacağız çünkü. Peki siz uzaylılar ziyaretçileri mutlaka UFO ile mi gelmişlerdir? Ya da gelseler UFO ile mi gelirler yoksa bir başka araç bulurlar mı? Onunla mı gelirler? Onun hakkında bir fikrim yok. Demek ki UFO varsa UFO ile gelirler herhalde. Ya ışınlanmayla gelebilirler yani mi? Yani olabilir, o da olabilir. Ama acaba. Yani acaba bilmiyorum ama UFO ile gelirler gibi geliyor bana. Peki siz evinizde televizyon başındasınız. Rahatça evet. Oturmuşsunuz, televizyonunuzu izliyorsunuz. Sizi ışınlayıp kendi ülkelerine götürseler, sizin hakkınızda araştırma yapsalar, inceleme yapsalar ne hissedersiniz bu süreç hakkında? Ne hissederim? Yani korkar onların mısınız, ya korkuyla beraber onların dünyasını keşfetmeye bakarım. Keşfetmişken gezeyim dersiniz. Tabii canım, beni buraya geri dünyaya gönderip göndermeyeceklerini sorarım ilk önce. Peki göndermezlerse ne olur? Kalmak yapacak ister misiniz orada? Şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Kalacağız orada. Siz uzaylıların varlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Varlar mı yoksa yoklar mı? Varlar. Varlar. İnanıyorsunuz varlıklarına. Peki gördünüz mü hiç uzaylı ya da UFO? Hayır. Görmediniz. Peki uzaylı görseniz, bir uzaylı görseniz ilk soracağınız soru ne olur uzaylıya? Orada nasıl yaşıyorsunuz? Yaşam standartlarını merak edersiniz. Evet. Peki uzaylılar bizden zeki diyorlar. Sizce bu doğruluğu kanıtlanmış bir şey mi? Değil. Bizden zeki olamazlar. Değil. Kanıtlanmış bir şey değil en azından. Kanıtlansa ne düşünürsünüz? Bunu görmek lazım. Yani görünce de düşünürüz. Tabii. Diyorsunuz. Uzaylılar insan kılığına girip bizim aramızda dolaşıyor olabilirler mi? Sanmıyorum. Yani gelemezler bizim aramıza. Ara sıra gördük diyenler oluyor ama. O da muallak yani. Evet. UFO peki? UFO'nun varlığına inanıyor musunuz? Görmedim, hiç bilemeyeceğim. Görsen ne düşünürsün uzaylıyı? Bir şey düşünmem yani, çirkin bir şeydir. Yani çirkin bir şey. Ne, bir şey demek ister misin uzaylıya? Evet derim yani, neden dünyaya gelmediniz? Yani gelmiyorlar ya. Belki yoklar, belki var. Bilmiyorum yani. Uzaylıların varlığına inanıyor musunuz? Uzaylılar var mı sizce? Bence yoktur. Yoktur. İnanmıyorum. Peki uzaylı görseniz, hadi varsayalım diyelim. Bir uzaylıyı gördünüz. Uzaylıya ilk soracağınız soru ne olur? Vallahi ben bir şey soramam herhalde. Uzaylı yoktur. Bilmiyorum da
Ama hani görürsem belki korkudan kaçabilirim. Kaçarsınız. Bilemem. Ha, peki uzaylılar bizden zeki diyorlar. Sizce böyle bir şey var mıdır? Yoktur. Yani bizden zeki olamazlar. Olamaz. Peki siz hiç UFO gördünüz mü? Hayır, UFO da görmediniz. Peki uzaylılar siz evde televizyonunuzun başındayken sizi alıp ışınlayarak kendi ülkelerine götürseler ne hissedersiniz? Götüremezler ki. Hani götürdüler diyelim, ışınladılar. Götüremezler. Gitmek ister misiniz yoksa? Yok, gitmek istemem. Kendi evimde kalmak isterim. Siz uzaylıların varlığına inanıyor musunuz? Uzaylılar var mıdır? Muhakkak. Vardır diyorsunuz. Vardır. Peki uzaylıyı görseniz, uzaylıya ne demek istersiniz? İlk gelen uzaylıyı gördünüz mesela bir yerde. Ne demek istersiniz uzaylıya? Yani konuşabiliyorsak bir çay söylerim. Hani yaşamını merak eder misiniz? İşte nereden geldin, niye geldin der misiniz öyle bir şey? Onu alkol masasına saklarım galiba. O kadar muhabbet ediyorsam. Peki uzaylılar bizden zeki diyorlar. Bu konu hakkında ne düşünürsünüz? Eğer yaşadıkları yerden buraya kadar geldiyseler, biz gidemediysek zaten zekilerdir. Değişik bir bakış açısı. Onlar ileri teknolojiye sahiplermiş. Peki bu ileri teknolojiye sahip oldukları halde neden dünya sorunlarına çözüm bulamıyorlar? Ya da bulmak mı istemiyorlar? Bu işin bir sonu yok. Kimse bulamaz. Yani zeki olsalar bile bulamazlar. Eğer bulmuş olsalardı kendi yerlerinden çıkmazlardı. Demek ki bir arayış içindeler. Değişik bir bakış açısı, evet. Peki siz UFO gördünüz mü hiç, ya da UFO hakkında bir bilginiz var mı? Yeteri kadar içersem bir şeyler görüyorum. Uzaylılar dünyada en çok nereleri ziyaret ediyor olabilir? Gelseler. Yani geldikleri varsayıldığı zaman Mısır'dan başlamış deniliyor. Peki siz ne düşünürsünüz, yani nereye gelirler? Vallahi pek düşünmüyorum aslında bu konu üzerine. Ha, yani geleceklerine inanmıyorsun. Yok, geleceklerine inanıyorum. İlla ki bir zaman gelecekler de biz göreceğiz mi? Veya geldiyseler de biz nasıl fark edelim? O kadar teknolojiklerse. Ya zaten geldikleri zaman hani büyük kafalı diyorlar. İşte gözleri büyükmüş. Yani şekilleri bizden değişikmiş. Geldiklerini fark eder mi? Başka bir gezegene gitseydiniz direkt kendinizi gösterir miydiniz? Ya illa ki onların arasında farklı olduğum belli olurdu herhalde. O kadar teknolojiniz var. Saklanabiliyorsunuzdur bence. Yani teknolojiye göre değişir. Onlarda teknoloji varsa tabii yapabilirler. Bu böyle bir imkanları vardır. Peki uzaylı ziyaretçiler gelseler mutlaka UFO ile mi gelirler, yoksa bir vasıta, başka bir herhangi bir vasıta bulurlar mı? Adına ne dediğimiz önemli değil ki. Ha, neyle gelirlerse gelsinler. Aynen öyle. Gelirlerse gelsinler diyoruz. Bizim koyduğumuz isim. Ha, biz UFO diyoruz sadece. Doğal olarak. Peki uzaylılar insan kılığına giriyor olabilir mi? Neden olmasın? Girebilirler yani. Tabii ki. Siz uzaylıların varlığına inanıyor musunuz? Kesinlikle inanmıyorum. İnanmıyorsunuz. Peki uzaylı görseniz, şuradan bir uzaylı geçti diyelim. Görseniz ne dersiniz uzaylıya ilk olarak? Ben kesinlikle düşünmediğim için hayali olarak görüyorum. Yani görseniz bir şey sormaz mısınız? Kesinlikle. Sormazsınız. Hayır. Peki UFO gördünüz mü hiç, ya da UFO'nun ne olduğu hakkında? Hayır, görmedim. Görmediniz. Peki uzaylılar insan kılığında aramızda geziyor olabilirler mi? Allah'ımız yarattığı için belki de olabilir. Olabilir diyorsunuz. Sizce uzaylılar bizden zeki mi, yoksa insanlar mı uzaylılardan? Şimdi görmediğimiz bir şey için karar vermek çok zor. Araya girmeye gerek yok diyorsunuz. Tabii ki. Uzaylılar gelseler ülkemize UFO ile mi gelirler, yoksa herhangi bir vasıta bulurlar mı? Yani başka bir araçla da gelebilirler mi? Uzaylı oldukları için bence UFO ile gelirler diye düşünüyorum. UFO ile gelirler. Duyduğumuza göre. Teknolojileri bizden gelişmiş olduğu halde neden ülke sorunlarımıza ya da dünya sorunlarına çözüm bulmuyorlar, ya da bulmak mı istemiyorlar? Tahminen bulmak istemiyorlardı. Uzaylıların varlığına inanıyor musunuz? Hayır. İnanmıyorsunuz. Peki uzaylı görseniz, şu çarşının merkezinden geçiyor bir uzaylı, büyük kafalı bir şey mesela diyelim. Evet. Görseniz ne sorarsınız ilk olarak? Ya da ne söylersiniz?
Şuradan bir uzaylı geçti misal. Ne sorabiliriz? Yani ne sorarsınız? Sizin aklınıza ne gelir? Hoş geldin Ersin Nerici. Yani bir vatandaşımıza sorduk mesela. İşte orada elektrik su nasıldır dedi. İşte elektrik su faturası falan hesabına muhabbetini yaptık. Asgari ücret kaç para? Asgari ücret ne kadar? Asgari ücret ne kadar dersiniz? Peki uzaylı bizden zeki midir? Yani hani büyük kafaları var, büyük gözleri var. Bizden zeki olabilirler mi sizce? Hayır. Zeki değillerdir. Hayır. Hocam buraya ne diye gelsin o zaman senden zeki diyeceğim. Peki uzaylılar ileri teknolojiye sahip diyorlar. Hani onların teknolojisi bizden gelişmiştir mutlaka. Bu kadar gelişmiş teknolojilerine rağmen neden dünyadaki sorunlara bir çözüm bulmuyorlar ya da bulmak mı istemiyorlar? Orasını bilmem, daha gelmedi, görüşmedik. Hani gelse bulur mu bir çözüm? Bir konuşuruz, çay kahve içeriz. Bir muhabbet ederiz diyorsunuz. Evet, önce bir muhabbet. İyi oldu. Peki uzaylılar ülkemize gelseler UFO ile mi gelirler yoksa herhangi bir araç bulup da onunla mı gelirler? Vallahi bilmiyorum neyle gelirler. Gökten düşme gelirler herhalde. Düşerek gelirler. Herhalde. Gökten elma düşmüş 3 tane. Peki siz evinizde televizyonunuzun başında oturmuşsunuz. Keyifle televizyonunuzu seyrediyorsunuz. Uzaylı geldi, sizi yerinizden aldı, ışınlayıp kendi ülkesine götürdü. Ne hissedersiniz? Cem Yılmaz gibi. Ne hissedersiniz? Bir bilmem. Oraya varınca bakayım. Neler hissedeceğiz? Yani korkmaz mısınız? Hani beni aldığı ülkemden... İlk etapta korkulur. Korkarsınız. Evet. Ama ışınlanınca nasıl korkacaksın ki bir yerden alıp götürüyor seni? Yani televizyon izlerken bir anda böyle teknolojik bir şeylerin arasına girdiniz. Korkarsınız herhalde. İlk etapta korkulmaz. Oradaki korkulur. Ha, vardığın yerde. Peki sizi oraya götürdüler. Ülkenize döndürmediler mesela. Ülkenize gelmediniz. Evet. Ne yaparsınız? Ne yaparız? Kalırız orada. Onlarla yaşarsınız yani. Yaşamaya devam. Nazilli'deki vatandaşlarımıza uzaylılar hakkındaki ne düşündüklerini, uzaylıların var olup olmadığını ya da uzaylıyı görseler uzaylıya ne sorabilirler gibi soruları yönlendirdik. Vatandaşlarımız da kendi düşüncelerini bizlere ilettiler. Bakalım uzaylılar bizim dünyamıza bir gün gelecekler mi, gelmeyecekler mi? Röportajımızı burada sonlandırıyoruz. Uzaylıların varlığı hakkındaki bugünkü programımız buraya kadar oldu. Bir dahaki programa görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.